Namazın önemi neden bilinmiyor? Namaz bir sevgi ifadesidir, Allah'a sevgi ifadesidir. Allah'a muhabbeti anlatan güzel bir ibadettir. Ta Hazreti Adem'den beri var, aynı hiç değişmemiştir. Tıpkısın aynısıdır. Rükû, secde, kıyam. Namazı Allah ilk teklif ettiğinde biliyorsunuz şeytan ağırına gitti. Enaniyetine ağır geldi. Normalde Allah bana secde etse Allah'a da secde etmezdi. Ağırına gittiği için. Ama Adem'e secde edin dedik önce. Müminler secde ettiler o da. Ama o secde etmedi. Yani Allah'a inananlar secde ettiler. O ağırına gitti. Yani topraktan yarattığına mı secde edeceğim? Tam zübbe, tam homoseksüel klasik. Ve bilmiş, Allah'a akıl veriyor. Üst perdeden böyle. Enaniyeti kavi ve cahiliye kafasıyla. Küfür ferahlığı ve arsızlığıyla konuşuyor. Yani din terbiyesi yok, Allah terbiyesi yok, Kur'an terbiyesi yok. Edepsizliğin, ferahlığın, arsızlığın, pişkinliğin, kaşarlığın zirvesinde olduğu için arsızca Cenab-ı Allah'a o şekilde hitap ediyor. Ben topraktan yaratığına mı secde edeceğim diyor. Akılsız. Sen ateşten yaratılmışsın. Ateş, toprak hepsi aynı şeyler. Evet. Toprak da bir enerji. Evet. Enerjinin yoğunlaşmış hali. Sen de enerjiyim diyorsun. Ne fark eder? Aynısı. Bir de Allah dedikten sonra orada bir ayrım olmaz. Allah ne diyorsa doğrusu odur. Şu bana karşı yücelttiğine bir bak diyor mesela, tam sübbe. Sanki Allah görmemiş gibi, yaratan zaten Allah. İşte münafık ahlakını görüyor musun? Münafık arsızlığını görüyor musun? Münafıkların üslubuna fark var mı? Yok. Aynı kaşarlık, aynı arsızlık. Ey iblis diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırım, İsra Suresi 61. İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? İki elini, hakikaten insan suretine geliyor Allah. İki eliyle yapıyor, heykeli. Büyüklendin mi? Bak, asıl hastalığı söylüyor, enaniyet. Bu münafık takımının ana konusu büyüklenmedir, akıl almaz büyüklenir, Allah da rezil rüsva eder ama. Yoksa yüksekte olanlardan mı olun? Bu da öyle, yani yine aynı şekilde. Yani yine büyüklenme. Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Bir de hayırdan bahsediyor. Halbuki şer adam. Sen beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ahmağa bak, Allah'a anlatıyor. Biri enerjinin yoğunlaşmış şekli, biri serbest enerji. Ne fark eder? Toprak tertemiz bir şey. Ateş de temiz. İstediği her şeyden yaratır Allah. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp da yattı. Dedi ki, Allah, ey iblis sana ne oluyor? Secde edenlerle birlikte olmadın. Dedi ki, ben kuru bir çamurdan, salsalin, şekillenmiş bir balçıktan, hemayin mesnun, yarattığım beşere secde etmek için var değilim. Senden öğrenecek Allah ne için ne yapacağını. Görüyor musun sübbeliği? Tam münafık sübbeliği.